bir doktor bir hata yaptığı zaman, bir günah işlediği zaman bütün doktorları aynı kefeye koyabilir miyiz? Bir öğretmen, bir asker, bir polis, bir mühendis, müteahhit bir hata yapsa, bir günah işlese. Günahın şeklini söyle bir günah yani. Yani işte zina etse, taciz etse, yanlış bir haram işlese bütün öğretmenler böyle diyebilir miyiz? Kaldı ki bu Yanlışı yapan kişi hoca da değil. Sen kadınla yan, yan yana yalnız kalırsan bu tehlike var. Kim için var? Hepimiz için var. İslam ne diyor? Bunu, bunu yapma diyor. Bak yalnız kalma. Şeytan gelir araya, o haramı işletir sana. Düş Kardeşlerim, tarikat kelime manası olarak yol anlamına geliyor cadde anlamına geliyor. Tarikat dinde var mıdır? Yani tarikatın evveliyatı nereye dayanıyor bu? İslam'da tarikat var mı? Dediğimiz vakitte Peygamber Efendimiz'e kadar dayanıyor bunun temeli. Yani tarikat sonradan çıkmış bir şey değildir. Ve tarikat Kur'an'a hizmet eden, dine hizmet eden bir yoldur. Tarikat Kur'an dışında, İslam dışında düşünülemez. Burası çok önemli. Hizmetkarıdır yani. Kur'an'ın hizmetkarıdır. Bir cadde düşünün. O caddede bazı insanlar başka şeylerle meşgul oluyor. O caddede yürüyen insanlar da var. Hedefe doğru giden insanlar var. Tarikat o hedefe giden insanlar diyor ki, "Burada bu caddede, buralarda bizim yolumuz çok uzun. Buralarda takılmayın. Gelin siz de bu yolculuğa başlayın." diyerek yolda kalmış olanların elinden tutup ona yardım eden kişi şey, Allah dostu, veli anlamı budur. Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında nasıl tarikat vardı? Düşünelim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayeti kerimeler indiğinde bir yere geliyor. Bütün sahabe onun peşinden gitmiyor muydu? Hep onu örnek almıyorlar mıydı? Ne yaparsa Resulullah'ın yaptığını yapmıyorlar mı? Sevgi olarak, muhabbet olarak anam babam sana feda olsun ya Resulallah demiyorlar mı? Nereye bastı, nereden gitti, ne iş yaptı hep onu takip etmiyorlar mı? E şu an günümüzde de bir meslek düşünün. Bir mesleği ilmi okumak vardır ilmi. Bu mühendislik de olabilir, aşçılık da olabilir, müteahhitlik de olabilir, fırıncılık da olabilir. Ama ne kadar ilmi okursan oku, onu eğer uygulamada yapmazsan başarılı olamazsın. Öyle değil midir yani? Sen marangozluğun ilmini oku ama bir marangoz atölyesinde çıraklık yapmazsan onu beceremezsin ki. Müslümanlık da böyledir. Yani ben kitabı okuyayım, efendim oradan yaşayayım, amel edeyim bir yere kadar ya. Yani. Ama Allah dostları, veli, peygamber efendimiz sallallahu teala ve sellemden sonra bir peygamber gelecek mi? Yok. Ama ne gelecek? evliya veli gelecek. Mevla bunları göndermezse din olmaz ki. Halis böyle dini güzel yaşayan kullar Mevla gönderecek. Bunlara ne diyoruz? Veli diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu evliya. Allah dostları. Peki onlar ne yapıyor? Aynı düşünün ki Resulullah'ın görevini yapıyor. Onlar dini güzel yaşıyorlar, güzel anlamışlar, güzel yaşıyorlar. Resulullah'a tam kendilerini bağlamışlar. Sünnet üzere yaşıyorlar. E biz de tamam dini annemizden, babamızdan duyduk ama uygulamamız yok. Orada bir gevşekliğimiz var. İşte burada tasavvuf, tarikat ne demek? Yani bu işte ehil olan evliyalar, Allah dostları bize bu konuda dini yaşama konusunda örnek oluyorlar. Neresi bunun kötü? Yani şu an günümüzde böyle bir zatın etrafında toplanmak, onun Kur'an'ı anlatmasıyla Kur'an'ı dinlememiz, Resulullah'ı anlatmasıyla Resulullah'ı öğrenmemiz ve hayatında Kur'an ve sünneti tatbik etmesiyle bizim de ona bakarak muhabbet göstererek hayatımızda tatbik etmemiz neresi kötü bunun? Bu hal Resulullah döneminde ashabın Resulullah'a olan halini benzetmiyor mu? Onun gibi değil mi? İşte sünnette var mı var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabelerle hep beraberdi. Hani şimdi biz hocalarla beraber olabiliyor muyuz? Evliyalarla beraber olabiliyor muyuz? Hepimiz bir tarafa dağılmışız. Ama tasavvuf ne yapıyor? Topluyor. Bir araya getiriyor. Sanki o asr-ı saadet dönemindeki hali bulunduğun yüzyılda bunu yaşıyorsun. Var mıdır? Vardır. Yani asırlara dayanan bir şeydir. Yani bu Osmanlı'da da ortaya çıkmış bir şey değil. Peygamber Efendimiz sallallahu yani 1400 sene önceye dayanır tarikat tasavvuf. Ve yapmış olduğu faydalar, hizmetlere baktığımız zaman tarikat tasavvuf, vatan sevgisi taşıyan bireyler yetişmiştir tekkelerden. Vatanını seven, milletini seven, vatanına zarar vermeyen, efendim, içki içmeyen, kumar oynamayan, yalan söylemeyen, adam öldürmeyen, uyuşturucu kullanmayan e bunları eğer bir kurum, bir müessese bunları yapıyorsa bu devlete hizmet değil midir? Polislere yardımcı olmak değil midir? Topluma yardımcı olmak değil midir? Sen bırak tasavvufu tarikatı reddetmeyi, kapatmayı bu açıdan baktığın zaman her tarafa yayman lazım. Niye? İyi yetişen bir ehli tasavvuf ehli vatanına yan gözle bakmaz. Vatanını satmaz. Efendim içki içkiye müptela olup da ailesini mağdur etmez. Kötü arkadaşların peşine düşüp de huzursuz olmaz. İyi, ehil olan bir e, tasavvufta yetişen bir kişi. E bunların hepsi e, istenilen şeyler. Cenab-ı Hak yanlışlardan muhafaza eylesin. Yanlış yollardan muhafaza eylesin. Şimdi günümüzde bakıyorsunuz ki Evet adamın sakalı var, sarığı var, cübbesi var. Buna bakarak bütün alimleri, bütün hocaları yanlış yapmış, birisi yanlış yapmış, günaha düşmüş. Ha şunu da söyleyeyim, yani hiç kimse günahsız değil ki. Yani hepimiz nefis taşıyoruz, hepimiz hataya günaha düşebiliriz. Ancak burada olan bir olaydan dolayı bir bakıyorsunuz ki bütün hocalar, bütün o kisvede olan kişiler aynı kefeye konulmaya çalışılıyor medyada. Bu yanlıştır kardeşlerim. Bu yanlış. Bir doktor bir hata yaptığı zaman, bir günah işlediği zaman bütün doktorları aynı kefeye koyabilir miyiz? Bir öğretmen, bir asker, bir polis, bir mühendis, müteahhit bir hata yapsa, bir günah işlese. Günahın şeklini söyle bir günah yani. Yani işte zina etse, taciz etse, yanlış bir haram işlese bütün öğretmenler böyle diyebilir miyiz? Kaldı ki bu Yanlışı yapan kişi hoca da değil. E diyelim hoca olsun. Hadi hoca olsun. Yap yap yapamaz mı? Yapmış, düşmüş yani. Hani ben yapmam, ben etmem. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Yani nefis şeytan varken hepimiz her an e, hataya düşebiliriz. Çok büyük konuşmayalım yani. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Ali Haydar Efendi güzsesi ruhu buyuruyor ki nefis yaşlanmıyor ki. Nefis 80 yaşında olsa diyor, 80 yaşında. Fırsatını bulsa o haramı o kötülüğü yapar dikkat edin. Bunu bir evliya bir alim söylüyor. Dört mezhep müftüsü söylüyor. Diyor ki nefis öyle bir şeydir ki bu hepimizde var. İnsan yaşlanıyor ama nefis yaşlanmıyor. Fırsatını buldu mu o haramı işler diyor. Ya 80'de olsa işler, 90'da olsa işler. Görüyor musunuz? E peki nasıl kurtulacağız? İşte şeriat, işte İslam sen kadınla yan yana yan yana yalnız kalırsan bu tehlike var. Kim için var? Hepimiz için var. İslam ne diyor? Bunu, bunu yapma diyor. Bak, yalnız kalma. Şeytan gelir araya o haramı işletir sana. Düşürür o çukura seni. Bu Ali olmaz, velo hepimiz olabiliriz yani. Bu tehlike hepimizin geçerli. Ama yanlış olan şu. O kişinin yaptığı yanlışı niye bütün hocalara mal ediyoruz? Ya da niye bütün tarikatlara, tasavvuflara mal? Ediyoruz? Yanlış bu yanlış bu. Bu şekilde düşünmemek lazım. Bir kasa domates içerisinden bir tane domates çürük diyelim ki. Efendim, ha bu kasanın içerisinde bir tane çürük var. Bütün bir kasa domatesi atıyor muyuz? Yok. Çürüğü atarsın, ilerle devam edersin. Bu iş böyledir. Ancak şunu söyleyeyim. Bak bunu anlattığımız halde yine buradan hareketle o yanlışı yapan Allah hidayet nasip eylesin. Allahu Teala eee bizleri de muhafaza eylesin nefsimizin şerrinden. Diyelim ki bunları anlatıyoruz değil mi? Konuştuklarımız hak değil mi? Hak konuşuyoruz. Yine buradan hareketle o insanı göstererek, o zatı göstererek tarikatlara saldırılıyorsa, hocalara saldırı, saldırılıyorsa orada başka bir şey var. Orada ne var? O işi yapanların içinde din düşmanlığı var. Kur'an düşmanlığı var. O ortaya çıkıyor. Yoksa bu anlaşılmayacak bir şey değil ki hatayı yapan evet çenesinde sakal var kafasında sarı var yanlış yapmış e şimdi sen bunun hep bu hatayı bütün alimlere bütün hocalara ya da o şekilde olan bütün insanlara mal edebilir misiniz yani bu yanlış değil mi kardeşlerim? Ama buna rağmen bak örnek veriyorum öğretmeni yapıyor doktoru yapıyor askeri yapıyor efendim ya da diyelim öyle bir kötülük yapmış ki üniversite mezunu insanlar ülkeye ne büyük zararı dokunan üniversite mezunları olmuş değil mi? Buradan hareketle biz şu üniversiteyi kapatalım diyor muyuz? Suçu yapana cezayı veriyoruz. Bu da aynı. Suçu yapmış, cezayı o çeker. İslam'ın ne suçu var? Kur'an'ın ne suçu var? Sünnet'in ne suçu var? Tarikatın, tasavvufun ne suçu var kardeşler? Cenab-ı Hak bu şekilde kalp hastalığından bizleri muhafaza eylesin. Bak ben buna kalp hastalığı diyorum yani hasta bu adam. Dine karşı bir şey var ya bir düşmanlığı var o çıkıyor. Allahü Teala bunun için söylüyorum e, kalbimizde böyle bazı kardeşlerimizde şey vardır. Ya nasıl olur hani e, bunlar böyle onları kurtarmak için ben konuşuyorum sakın böyle bir kafaya gitmeyelim. Sakın efendim ya işte bak falanca doğru diyor falanca doğru diyor böyle diye gidip de biz de bu düşmanlığa Allah muhafaza cehaletle bu düşmanlığa düşersek bu düşmanlığı yaparsak Allah muhafaza belki gerçek manada olan ulemayın ulemanın aleyhinde konuşuruz herkese aynı kefeye koyarsın amellerin de mahvolur ahiretini de perişan edersin diye korkuyorum yani. Gerçek olan alimler de var. Bu sakalı şerefi Resulullah'ın sünnetidir diye ibadet niyetiyle bırakan insanlar da var. Sakal bırakmak ibadet midir? İbadettir. Nasıl ibadettir hocam? Sünnettir. Sünneti yaşayan da ibadet sevabı kazanır. Bunu bu niyetle yapan insana bir şey diyemezsiniz siz. Cenab-ı Hak cehaletten bizleri muhafaza eylesin kardeşlerim. Allahü Teala bizleri yanlış düşüncelerden yanlış konuşmalardan muhafaza eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.